Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yine size bu şekilde bir iğne yası modelini tığa çevirdim arkadaşlar. Modelimiz bu. Evet arkadaşlar. Bu da benim tığa çevirdiğim hali. Bu şekilde tunus işiyle yaprakları ve çiçeğini yaptım arkadaşlar. Ara suyu da bu şekilde değerlendirdim. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğimle ara suyumun arasında 4 tane tığ battı yapıp 5. tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Ve sıradaki tığ battıma kapattım. Bu birinci yuvam. Yine 3 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battımın içine. Bir, iki, üç zincir. Sıradaki tığ battımın içine. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Evet, 3 zincirli 3 tane yuva yaptık. Şimdi yine ters tarafına dönüyorum. Kesim işlemi arkadaşlar bakın. Bir zincirle döndüm. Hemen yanındaki tığ battımın içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 3 olan tığ battım 2'ye düştü. 2 3 zincir. Aynı şekilde kapattım. Bu 1, 2 ve 3 zincir. Yine buradan arkadaşlar sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar düz yüzüne döndük. Bu şekilde. Şimdi buradan bir zincirimi çekip bir tane ilmek alıyorum. Yine bir zincirimi çekip dibinde bir tane ilmek alıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Arkadaşlar buraya şimdi biz tunus işi yaparak bir yaprak yapacağız. 2 tanesini alıyorum. 2 2 alarak 2 seferde 3 ilmeğimi aldım. Bir zincirimi çektim. Yine bakın telimiz gözüküyor. Dibinde şöyle bir zincir çekerek ilmek tığımda bıraktım. Hemen şu dibindeki en son yere de girip bu şekilde ilmek aldım. 3 tane arkadaşlar bu şekilde ilmek yapıyorum. 2 oldu bakın tümsekleri sayabilirsiniz. Yine sıkı sıkı bir zincir. Yine aynı şekilde dibine girdim. Bir tane ilmek aldım. Dibine girdim bir tane ilmek aldım. 3 tane oldu arkadaşlar. Bakın yine tığımda ilmek. Yine bunları 2 2 alarak bu şekilde kapattım. Şimdi arkadaşlar 3 tane olduktan sonra kesim işlemine geçeceğiz. Yani şu dibinden bir tane bırakıp ikinci aradan girip buraya bakın dibindekine girmedim. Bir sonrakine girdim. Tığımda 2 ilmek var. İkisini birden kapattım buraya. Yine bir zincirimi çektim. Dibine de girdim arkadaşlar. Bu şekilde ikisini birden alıp buraya bir sık iğne yaptım. Şöyle ince uzun bir yaprağım oldu. 1 2 zincir. Bakın tek yaptığım yer var ya. Oraya batıyorum bu şekilde. Sık olduğu için bir daha batayım arkadaşlar. Bu köşesinin sivri durmasını istediğim için 2 zincirle sıkı sıkı battım. Diğerleri birer zincirli arkadaşlar bakın. Bu kenlerden aşağı doğru ineceğiz. Bu en son olan yerin içinden geçip sık iğnemle kapattım. Yine bir zincirimi çekiyorum. Yine bu bakın ikisini ortasını aralayıp böyle bir zincirli aşağı doğru iniyorum. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Bir zincirimi çektim.
Yavaş yaptığıma bakmayın arkadaşlar. Ben bir de kameradan bakıyorum. Siz elinizden daha rahat bakarsınız. Birer zincirle şöyle bakın. Son sıraya kadar geldim. Ve bu şekilde bir zincirle de ana yuvaya ineceğim. Şöyle arkadaşlar net gözüksün. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar yaprağımız oluştu. Bu şekilde ince uzun bir yaprağımız oldu. Şimdi arkadaşlar tekrar 3 zincirli kırmızı çiçeğimiz için yuva yapacağız. 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle dibinde 3 zincirimi çektim. Sıradaki yuvaya bunu sık iğne ile kapattım. Ortaya kırmızı çiçeğimiz için arkadaşlar bir tane yuva hazırladık. Bu yaprağın aynısını bu zürafamızın içine de yapacağız arkadaşlar. Onu da ben tamamlayayım. Nasıl olsa anlaşıldı. Hemen döneyim. Evet arkadaşlar. Ortaya yuvamızı yapmıştık. Buraya şimdi kırmızı rengimizle çiçeğimizi yapacağız. Sık iğne ile ilk önce ipimizi bu şekilde sabitleyelim. Şöyle rahat görünmesi için açayım arkadaşlar. Yaprağımızı sonra kaldırırız. Şimdi bir tane tığım da var arkadaşlar. Yine aynı şekilde yuvaya girip dibinde bir sık iğne 2 oldu. Dibinde bir sık iğne 3 oldu. 4 tane. Yaprakta 3 taneydi arkadaşlar. Bu sefer çiçeğimizde 4 tane tığımızda ilmek var. 2 2 şöyle 2. Bu şekilde arkadaşlar 3 seferde aldığım 4 tane yuvamız var burada. Bir zincirle çektim. Buraya dibine yine bir sık iğne yaptım. 2 3 ve sonuncu yuvaya da girip dibinde bir zincir çekiyorum. Yine ilmeğimde 4 tane arkadaşlar. Bunları 2 2 şöyle 2 olarak aldım. 2 sıra arkadaşlar bu şekilde tunis işini yaptık. Şöyle köşesine bir zincirimi çekiyorum. Bakın arkadaşlar sık iğne yapacağız bütün tellerimizin arasına. İlk telin arasından girdim, sık iğnemi kapattım. 1. Telin arasından girdim, kapattım. 2. Şöyle yine sonuncu telimin arasından girdim. Buraya sık iğne yaptım. 3 tane sık iğne yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi buraya 10 tane sıkı sıkı zincir çekeceğim. 1 2 3 4 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi şöyle çeviriyorum. Bakın. İlk baştaki arkadaşlar bu sık iğnemin içine girerek buraya kapatıyorum 10 zincir. 10 zincirden yapraklarımız için, çiçeğimizin yaprakları için bu şekilde yuva hazırladık. Şimdi bir zincirle döndüm arkadaşlar. Bu şekilde döndüm ve yuvanın içine girdim. Bir tane zincir çektim. 2. Tığımda 2 ilmek var. Yine 3 ve 4. 4 tane ilmeği arkadaşlar bu şekilde 2 2 2 alarak şöyle. Bakın arkadaşlar 3 sıra bu şekilde ilmek alıyoruz. Aynı dibinde yaptığımız gibi arkadaşlar yaprağımızda da bu şekilde 3 sıra yapalım. 3 sıra bu şekilde arkadaşlar yaptık. Şimdi bakın bu diptekini değil de sıradakini yani ikinci aralığa kapattım. Dibindeki yeri boşluk bıraktım. İkinci aralığa girdim. Bu kesim işlemi olacak arkadaşlar. Bir de bu sonuncu yuvanın içine girip bu şekilde bir tane de orada dibine sık iğne yaparak ilmek aldım. 2 2 yani bir tane eksiltme işlemi yaptık.
Yine bir zinciri çektim dibinde arkadaşlar. Yine bakın, dibine değil ikinci sonuncu yuvanın içine girdim. Orada bir sık iğne yaptım. Sıkı sıkı yaparsak kalıp gibi durar arkadaşlar. Biraz ben kamera karşısında gevşek yapıyorum ama siz daha sıkı yapın. Ve buraya arkadaşlar 12 tane zincir çekiyorum. Bakın 3 sıra 3 tane, 1 sıra 2, 1 sırada 1 tane sık iğne yaptım. Tunis işi yaptım. 12 tane de zinciri tepesine çekiyorum. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Benim el ayarıma göre arkadaşlar bakın 12 tane çektim. Şimdi bunu buradaki ana yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Şöyle dibine de bir zincir çekelim. Yaptığımız işe bakalım arkadaşlar. Bakın şu 12 zincir arkadaşlar el ayarına göre değişebilir. Kendinizin sıklığına, gevşekliğine göre de ayarlayabilirsiniz. Şöyle gerdiriyor mu diye bakabilirsiniz arkadaşlar. 12 tam oluyor bu şekilde. Hatta şurada daha net göstereyim. İpimiz olmadan bakın arkadaşlar. 12 zincir benim el ayarıma göre bu şekilde oluyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya 3 tane yapacağız. Yani 3'e tamamlayacağız bu şekilde. Bunu 3'e tamamlayıp hemen gelelim. Evet, yapraklarımızı 3'e tamamladık bu şekilde. Çok hoş ve çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi kirpiğini yapmak için şu ortadaki arkadaşlar sık iğnemizin içine bu şekilde ipimi sabitliyorum. Buraya 5 zincirden 3 tane kirpik yapacağım. 1, 2, 3, 5 zincir ve sık iğne ile buraya sabitledim. Bu birinci kirpiğimiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu da ikinci kirpiğimiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Aynı sık iğnenin içine 3 tane bu şekilde kirpiğimi yaptım. Yine bir zincirimi çekip ipimi arkadaşlar bu şekilde koparıyorum. Hemen ipimi yakıp dönüyorum. Şu ara suyunun nasıl yapıldığını da bir tane yaparak size tarif etmek istedim. Boş geçmek istemedim arkadaşlar. Bu şekilde 5. tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. Çiçeğimizle ara suyumuzun arasında bu kadar mesafe yeterli arkadaşlar. Bir defa tığımı doladım ve 1, 2, 2 olarak buraya bir tane küçük minik bir trabzan yaptım. 5 zincir. Tomurcuklu buraya sinek kanadı yapıyoruz. 5 zincirimi kapattım. 1, 2, 3 zincir. Şöyle arkadaşlar ters tarafına dönüyorum. Burayı 4 de çekebiliriz. 4 de galiba arkadaşlar uzun zaman oldu. 5 zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar bakın bu kapattığım 4 zinciri aralayıp bu 5 zincirimi tomurcuk olarak buraya bu şekilde kapattım. Ve 5 zincirle aşağı iniyorum arkadaşlar. Şöyle hemen bir yanındaki tığ battıydı. Evet, hatırlayamadım bir an arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim buraya. Ve arasına da arkadaşlar bu şekilde bir tane tığ battı bırakıyoruz. Yine aynı burada olduğu gibi hemen sıradaki tığ battımın içine bu şekilde arkadaşlar bir tane trabzan yapıp bu minik sinek kanadımızı yaparak devam ediyoruz yani. Şu şekil göstereyim. Burasını arkadaşlar bakın şimdi buradaki küçük kirpikleri bu 5 zincirli yuvaların içine yapıyoruz. Şimdi burasını size tarif edeceğim arkadaşlar. Bu tomurcuğumun arasına giriyorum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Bu
Buraya arkadaşlar 2 tane zincir çekiyorum. 5 zincirli bu yeşil yuvamın içine girdim. Bu 1. 2 zincir. 5 zincirli yuvaya girdim. Bu 2. 2 zincir. Bu şekilde arkadaşlar bakın minik minik buraya 3 tane kirpik yapıyoruz. Sonra ipimizi koparıp yakıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Bakın birebir aynısını yaptım. Arkadaşlar bu şekilde iğneden tığa çoğu arkadaşımız çevirim yapıyor. Hani herkes birbirinden belki yapıp benim çevirdiklerimi yapan arkadaşlar çevirebilir. Yani bir sorması, izin almasına gerek yok. Sadece hani Nurgül arkadaşımızın, Nurgül'ün tığ ve iğne yolları da çevirmişti bunu daha önce diye bir reklamımızı yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Birbirimize destek amaçlı olursa bu şekilde hani herkes birbirinin boyasından yapıyor nasıl olsa bu şeyde YouTube'da. Evet. Modelimiz de bu şekilde arkadaşlar. Ara suyumuz ve birebir aynısı çevirdiğimiz modelimiz. Evet, inşallah siz de çok beğenir hemen yaparsınız arkadaşlar. Bana destek olmak için beğeni yorum yaparak desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Emeklerim için desteğinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.